ben Continental'im. Konu güvenlikse bana güvenebilirsiniz. 1-30 Nisan tarihleri arasında 4 adet Continental binek lastik alan herkese UEFA Benza girecekler. Evet. Libero'yla değişti. Sahaya geldi hemen Benza'yla. Evet. Şimdi pasörle sizde 2 puan alıyorsunuz, 1 puanı rakip alıyor. Dolayısıyla puan sisteminde yenildiğiniz puanı kazanmanız lazım geriye. Yani 3-1 veya 3-0 kazandığınızda yine 3 puan alıyorsunuz. Yani eleme maçı bile olsa puan hesabı yapılıyor. Evet. Ondan sonra aldığınız verdiğiniz sette 3 puan diye bakılıyor. Sonra bir 15 sayılık yine altın set var. Orada da işte 3'er puan olan iki takım kim yeniyorsa 15 sayıda, kim galipse o da şampiyonu belirleyecek. İnşallah Trabzon İdman Ocağı da bu kupayı Bursa'dan sonra Türkiye'ye getirecek. Bu gücü ve kalitesi var yani. Gönül isterdi ki burada Bursa rakip olsun. Büyük bir şeylemiş olsaydı çok iki Türk takımı hakikaten finalde oynayacaktı. Çok keyifli olurdu. Dün Krasnodar karşısında Galatasaray, Dijk maalesef temsilcimiz mağlup oldu. Evet, kupayı kaybetti. Avrupa'da 3 ve bu 3 kupada da finalde bir Türk takımı. İkisinde zaten var, birisinde de olacak. Evet. Vakıfbank ve Fenerbahçe yarı final, dörtlü finalin yarı finalinde eşleştiği için. Evet. Yani tadı yıllardır konuşuyoruz. Son yıllarda özellikle Şampiyonlar Ligi'ne ambargo koymuş takımlarımız. Evet. Altılar da görüntüye geliyor. Roxana Deniz Abaksiz turnuvanın en skorer oyuncusu. Evet. Jasna Mastorojevic, Adina Maria Roska, Julia Pincerato, Georgiana Fales, Maria Karakaşeva ve Laura Pihlayameki. Onların altısı olacak. Bizim geniş kadromuz şu anda. Salonda anons ediliyor. Diğer taraftan 6'yı da paylaşalım. Sinan Barut, Sanya Malagurski, Beyza Arıcı, Yelena Lagojevic, Kremena Kamenova ve Agnieszka Rabka altısıyla maça başlayacak temsilcimiz. Evet. Tabii kulübün resmi renkleri sarı kırmızı ama formalar yine bordo mavi. Trabzon. Evet. Trabzon İdman Ocağı Trabzon'un en eski kulübüdür. Trabzonspor'dan da eskidir. Dolayısıyla en köklü İran futbolu yol aldıran, temelini oluşturan bir kulüptür. Dolayısıyla çok değerli bir kulüp Trabzon için. Onun için de Trabzon'un kendi öz rengini kullanıyorlar. Bu da çok güzel bence. Şimdi karşılaşmaya, ilk altılara baktığımız zaman biz 4 yabancımızla oynuyoruz. 2 tane orta adamı Türk. Diğer köşeler 4. Pasörümüz yabancı. Bu şeyle çıkacağız, başlayacağız maça. Burada inşallah az hata yapan köşe smaçörleriyle oyuna ağırlığımızı koyarız. İlk servisi biz kullanacağız. Beyza Arıcı'yla 21 yaşında, takımın en genç, 1.91 boyunda Beyza, orta oyuncumuz. İlk servisle mücadele başlıyor. Başarılar Trabzon İdman Ocağı. Haydi bismillah bakalım. Beyza kullandı servisi, bloktan sekti, aldık manşeti, biraz zor oldu. Şimdi rakip alana bırakmamız gerekiyor. Bir hücum daha. Yine aldık manşeti. 3 metre gerisinden plase hücumu. Bu top çıkacak mı? Çıkmıyor. İlk sayı Trabzon İdman Ocağı'nın. Rabka'yla iki kez hücum denediler. İkisinde de bloğumuzdan sektirip manşeti almayı başardık. Bir servis daha kullanacak Beyza. Servisler çok önemli. Evet. Yine libero'nun üzerine gönderdik. Bir kez yine bloğu yaptık. İkili blok. Bunda da başarı var. Bir hücum şansı daha.
Yine ikili blokta karşıladık, erittik topu. Baks ise dur dedik ilk iki hücumunda. Challenge kupasının en skorer ismi Baksis. Yine çaprazdan bu kez sayı geliyor. Kamenova. Karakaşeva. Skoru, sayıyı alan isim. Karakaşeva ile bir bire getirdi skoru. Düzey. Georgiana Fales servisi kullandı. İkili blok. Kısa top hücumu, bu top çıkmayacak. 2-1. Liberomuz Necda, sahanın en tecrübeli ismi. 42 yaşında. Onun tecrübesi de takıma mutlaka. Evet, maşallah diyelim. Evet, senelerdir milli takımlarda oynadığı üst düzey kulüplerde voleybola çok hizmeti var. Saniye Malagurski servisi kullanacak. O da bizim takımımızın en skorer ismi. Aynı zamanda Challenge Kupası'nın en skorer ikinci. Evet. Servis hatası geldi. 2-2. Şimdi bu başlarda yaptığımız bu tip servis hatalarının çok fazla önemi yok. Çünkü çok kuvvetli, riskli servis atmamız gerekiyor. Üstünlük sağlamamız için. Dolayısıyla yani bu başlarda 3-5 sayıda hata olması önemli değil. İlerleyen sayılarda tabii önemli. Yani o riskli servislerde mutlaka kullanmak hatada zorundayız. Olacaktır. Evet, kullanmak zorundayız. Necla 3 metre gerisine, Malagurski bloğa takıldı. Bu topu çıkaramadık maalesef. Öne geçiyor evet. Bükreş. Roxana Denisa Baksis servisi kullanacak. Pasör çaprazı 1.89 boyunda, 28 yaşında Baksis. Etkili servis. Maalesef antene çarptı top. 4-2 oldu Bükreş. Görüntüye tekrar geliyor. Antenin dışından geçti top. Necda aldı manşeti. Rakip alana kaçan top. Bu topu çeldik ama hücum edemedik. 3 metre gerisinden plase. Maalesef bu da çıkmadı. Majstorovic. Necla manşeti aldı. Rapka. Şimdi Rapka hücumu kullandı. Banttan sekti top. Bu hücumu da karşıladılar. Kamenova ikili bloğumuz. Seken top. Manşet geldi. Necla bir kez daha. Kamenova ikili blokta başarı var. 6-2 oldu bir anda skor. Molayı alıyor. Coşkun Karadeniz. Yani istediğimiz gibi başlayamadık. Gökhan Rahman Çokşen. Evet, Gökhan Çokşen diyoruz biz. Öyle biliyoruz. Rahman'ı kullanmıyor. Nasıl? Gökhan mı hocam? İlk 8 sayıya baktığımız zaman 6-2 maalesef gerideyiz ama. Şimdi evet, ne yazık ki öyle. Biz biraz gergin ve tutuk başladık. Yani buna çok gerek yok. Bizim daha agresif ve saldırgan oynamamız lazım. Kendi evimizde, kendi seyircimizi de coşturarak biraz daha agresif oynamamız lazım, saldırmamız lazım. Yani çok kontrollü oynayacağız diye de bu kadar tutup durmamıza gerek yok. İyi manşet verip çabuk atak yapmamız lazım. Servisi Baksis kullandı bir kez daha. Yine manşette hata ve sayıyı bu kez Karakaşeva alıyor. Bulgar. Şimdi ilk başta, ilk maçta biz ilk seti almıştık. İyi de oynamıştık. İyi oyuna girmiştik. İkinci setten sonra çok iyi servis atmışlardı. Özellikle iki smaçöre bizim çok servis atıyorlar.
Libero'muz aşağıya satıyorlar. Bunları pasöre iyi verip ortadan atak yapmamız lazım. Yani basit servis karşılama gibi basit hataları yapmamamız lazım. Şimdi Rapka klase etkili olmadı. Dışarıda sayı bizim. 6 sayılık seriyi kırmayı başardık. Evet. Karakaşeva'dan hücum hatası geldi. Evet. Kamenova servisi kullandı. İkili blok. Sekti, yumuşadı top. Çaprazdan hücum. Blagojevic bitiremedi. Bir kez daha hücum şansı. Bir kez 3 metre gerisine. Bu top çok çıkmadı. Iyi, bravo. Malagurski. Evet. Şimdi 4 numaraya attığımız topların bizim çabuk yatık pas atıyoruz ama biraz daha süratli olması lazım topun ve antene kadar uzaması lazım. Blok out hücumu yapmamız için antene gitmesi lazım pasımızın. Hücum edemediler. Hı. Bu sayıda bizim. Farkı eritiyoruz. 7-5. Üst üste 3 sayı aldık. Devamı gelsin. Evet. Blagojevic'in blok out'a vuruyor 3'tür. Blok out yapmak için orta adamı uzun, köşe adamının bloğunu kullanmaya çalışıyor. Antene uzaması lazım toprağın. Bakın yine bu servisler servis. Çok iyi. Necla aldı manşeti. Rapka. Bak içeride kalıyor, görüyor musun? Bir blok out'a. Blagojevic. Çok iyi sınav. Üst üste 4 sayı. Servisleri sürüyor. Kremena Kamenova'nın. Yine iyi servis. Top alanımıza kaçtı. Bunu da bıraktık plaseyle. Bravo Sinan. Beraberlik geldi. 5 sayılık seri bizden 7-7 oldu skor. Şimdi teknik molaya kim üstün gidecek? Bunun cevabını öğreneceğiz. Yani servisin ne kadar önemli çok olduğu önemli. Çok önemli. Ortaya çıkıyor. Kamenova aynı yere gönderdi. Es geldi Kamenova. 8-7 ilk teknik molaya üstün gidiyor. Trabzon İdman Hoca. Yani mola o kadar güzel işe yaradı ki moladan evet. Sonra sayı vermedik. Evet. 7-2'ye gelene kadar yaptığımız basit hataları aynısını onlar yaptı. Servisi iyi atınca, dikkatli atınca, doğru yere atınca hemen oyunda üstünlüğü kuruyorsunuz. Bunu devam ettirmemiz lazım, geliştirmemiz lazım. Bakın sayı aldıkça seyircinin de oyuna dahili yani söz konusu oluyor. Küçük bir salon oluyor. Ama hınca hınç dolu şu anda. Evet. Hatta yayının başında hep klasiktir. Yani hangi şehirdeysek o şehirdeki spor severleri davet ederiz. Maalesef bugün davet edemiyoruz. Merdivenler evet. Dışarısı bile dolu. Dışarıda da var evet. Dönenler oldu. Trabzon dediğim gibi hem spor şehridir hem çok seviyorlar voleybolda. Trabzon İdman Ocağı'nı da çok seviyorlar. Başkanı ve yönetimde çok çalışması var bu maçla ilgili de. Allah yardımcılar olsun. Kamenova'nın servisi devam edecek. Aynı yere bıraktığı atması bıraktığı yerden devam etsin. Evet. Sürekli olarak Karakaşeva'nın üzerine atıyor. Evet, 13 ile 6 numaranın arasına atmış sadece. Yine oraya attı. Evet. Bu kez etkili olmaya çok çalıştılar önemli. Ama tekli blokta başarı var. Tabii şunu da belirtmek lazım. Kamenova belki de en iyi tanıdığı isim Karakaşeva. İkisi de Bulgar. Tabii. Vatandaşının üzerine oynamaya devam ediyor. Evet. Müthiş bir geri dönüş. 7 sayı üst üste aldı temsilcimiz. İleri devamı gelecek. Yine aynı noktaya gönderdik. Bu kez biraz daha organize oldular ama blokta başarı var. Bir hücum şansı daha. 3 metre gerisinden bu kez. Out. Out. Sayı bizim. 10'a 7 oldu skor. Bak siz hep böyle vursun. Evet. Yani hakikaten muhteşem vurdu bizi. Kamenova yine
Karakaş'a Evan'ın üzerine gönderdi. Bu kez tekli blokla yakalandık ama yine hücum edemediler. Şimdi Prens'e bomboş orası. Değdi, değdi. Blagojevic boşluğu gördü. 11-7 yaptı skoru. Ve ikinci mola. Molaya aldırdık. Evet. Dediğim gibi servis, servis çok önemli. Bir de üst üste böyle 8 sayı falan oynamak öyle kolay bir iş değil. Ya final oynuyorsun. Aynen. Dolayısıyla çok çok iyi. Yani bu tempomuzu, bu psikolojimizi arttırarak devam etmemiz lazım. Birazcık boşluk bırakırsak onlar tekrardan şey yapacaktır, saldıracaktır. Hiç nefes aldırmadan servisle, blokla, defansla tekrar bu iyi oyunu, etkili oyunu devam ettirmemiz lazım. Karşıdaki pankartlar şimdi dikkatimi çekti. 1921'den beri rengimiz sarı kırmızı, 1967'den beri kalbimiz bordo mavi, evet, yazıyor. Aynen. Biber olup sarı kırmızı, diğer oyuncularımız bordo mavi. Yine çok iyi servis. Şimdi ikili blok geçti, Necla aldı manşeti. Rapka, bir hücum daha. Bu topu çıkardılar. Etkili hücum gelmedi. Rapka aynı noktaya bir tane daha. Blagojevic, bir sayı daha Blagojevic'ten. Dört numaradan yıktık onları şu ana kadar. Ama yoruldu artık. Olsun. Evet. 12-8, 4 sayı farklı üstünüz. Kamenova servis atmaktan yoruldu diyebiliriz. Her ne kadar arada 2 mola geçti. Bu seviyedeki maçlarda zordur yani öyle 8-9 sayı üstü almak. Şimdi Karakaşeva out. Karakaşeva manşette ne kadar kötüyse servisinde bir o kadar kötü attı. Böyle devam etti. Yani oyuna ortak olmaları ve galip gelmeleri için servisi çok riskli atacaklar. Bu da bizim için çok büyük avantaj. Muhtemelen çok uzun servisler. Evet. Arka çizgiye geri, servisler. Evet. Çok iyi servis. Sinem servisi kullandı. Sinem çok iyi servis. İkili blok maalesef. Çok sert geldi bu kez top. 4 sayılık farklı üstünlüğümüz sürüyor. Bu farkı koruduğumuz sürece hiçbir problem yok. Evet. İbrahimovic bir servis hatası daha. Güzel, güzel. Üst üste iki servisi unuttular artık. Hani o kadar uzun süre bir servis kullandık ki. Daha 4 pozisyon döndü takımlar. Düşün, 14 sayı yaptık. Bir pozisyonda bu çok önemli yani. Ejda manşeti aldı ama evet, karşılayamadık. 14-10. Onlar da sürekli 4 numarayı... Şimdi manşet çıkmadıkça köşelerden oynayacaklar. Dolayısıyla bizim biraz daha işimiz kolay aslında. Pasörleri servisi kullandı. Şimdi üçlü hücum durumdalar. Boşluğu denedik, olmadı. Out. Evet. Out, out. 14-11. Çok basit bir hata yine. Ama olsun, devam ediyor. İlk maçı, ilk maçın ilk setini 25-20 kazandık. Daha sonra 25-16, 25-16 ve 25-15 biten, evet, setler. Fileye vurdu. Beyza fark 2'ye indi. 14-12. Beyza tabii genç oyuncu. İlk defa oynuyor hayatında böyle bir kupada, böyle bir final maçını. İnşallah ilerleyen sayılarda bunları vuracaktır yani. O kapasitesi var. Rapka. Çok güzel bir sayı Kamenova'dan. Evet. Kamenova servislerle etkili oldu. Öne geldi ilk pozisyonda. Evet. Öldürücü vuruşu yaptı. İki tane uzun bloğa rağmen iyi vurdu çapraza. Blagojevic şimdi. Smaç servisler gelecek. Libero'nun üzerine kullandık servisi. İkili blok başarılı. Güzel blok. Bir de blok sayısı Rapka'dan. Düzelteyim hemen Kamenova'dan. İkinci teknik molaya da 16-12 üstün gidiyoruz.
Evet. Şimdi normal gidişata baktığımız zaman servisi iyi karşılamaya başladık. Özellikle 7-2'den sonra. Dolayısıyla şu anda her şey bizim istediğimiz gibi gidiyor. İyi oyun kuruyoruz. Köşelerden kuvvetli atak yapıyoruz. Orta adamları bütün toplara koşuyor blokta. Eline değdiriyor. Defansı rahatlatıyor. Dolayısıyla burada bir şeyimiz yok şu ana kadar bir sıkıntımız. Şimdi ilerleyen sayılarda eğer orta oyuncuları da biraz daha fazla kullanırsa pasörüyoruz. Dolayısıyla biz istediğimiz şeyi oyun ritmini yakalamış oluruz. Tek sorunumuz burada benim çekindiğim şey bizim pasörümüzün bloğu biraz kısa. İlerleyen bölümlerde onun olduğu yeri kullanırlarsa orada ne reaksiyon vereceğiz? Bir tek şeyimiz var handikap gözüken. Onun haricinde bir sıkıntımız gözükmüyor Allah aşkına. Dublajın her zaman arkada, manşetin her zaman hazır beklemesi gerekir. Evet. Bunu zaten Eğitman Hoca hepimizden daha iyi. Tabii. Çalışmışlar. Rakibi de çalışmışlar. Takım iyi. Hazır yani. Al. Evet. Servis içeriye gitti. 16-13. Evet. Sanyamala Gurski Sırp smaçörümüz ikinci servisinde hata yaptı. Majstorovic servisi kullanıyor. Necda manşet iyi gelmedi. Kamenova rakip alana gönderdi. İkili bloğun üzerinden bu kez. Bloğun arası açık kaldı. Oradan geçti. 16-14 Baksis'in sayısı farkı 2'ye indirdi. Bu kez onlar iyi serviste sayı aldılar. Necda manşeti alamadı. Evet. Fark 1'e indi. Ay sonra 3'ten bir servis daha. Fileden sekti. Paraleli evet. Atak yaptı. Sanya ama blok avutu kapattı. Ve beraberi oldu maç. 16-16. 4 sayı üst üste verdik. Manşeti pasöre iyi getirirsek ortaları da kullanmak lazım. 4 tane yabancı ile oynuyoruz. Köşeleri 3'ü. Dolayısıyla oraya bekliyor zaten Romenler. Biz orta oyuncuları biraz devreye sokmamız gerekiyor bence. Şimdi mola geldi. Gökhan Çokşen'den. Evet. İkinci molamızı da kullandık. Bundan sonraki bölümde dileğim tabii 7-2'de bir mola kullanmıştık. Sonra 10-0'lık bir seri yakaladık. Evet. Burada 10-0 olmasın. Şöyle 3-4 sayılık yine bir seri olsa. Tabii, aynen. Servisi çok etkili, riskli atmaktan vazgeçmeyeceğiz. Dikkatli ve çok iyi manşet vereceğiz pasöre. Ve çok çabuk oynayacağız. Ortadan da dahil olmak üzere. Sadece yabancı oyunculara dayalı kalmadan orta oyuncularımızı da kullanarak oynamamız lazım. Bu kez aldık manşeti daha dengeli. Maç alanımıza geçti. Bir hücum şansı daha. Necda. Aynı noktaya bu kez dublaj geldi. Evet. Baksis'in sayısı öne geçiyor Mükreş. Evet 5 sayı üst üste işte bunları yapmamak lazım. Anlatabiliyor muyum? İlk gelen manşeti kuvvetli doğru oynayıp hemen çevirmek lazım. Devam edeceğiz. Majstorovic'in servisini bir an önce kırmamız gerekiyor. Evet. Aynı yere atmaya devam ediyor da. Evet. Lock out. Güzel. 17-17. Evet, servisi kırdık sonunda. Evet. Şimdi ön oyuncu Kamanova, 13 numaralı oyuncumuz ön oyuncu. Dolayısıyla onun üstüne atıyorlar ki manşeti o alınca hücum etmesin diye. Sanya'ya atılacağı topun belli oluyor. Ve ona gelip blok kuruyorlar. Onun için aksadık. Deniz oyuna girdi. Deniz çok tecrübeli milli bir oyuncu. Servisi daha iyi kullanır diye onu soktu hoca. Doğru da. Deniz Çetin Saraç servisi kullandı. Plase'ye yetişemiyoruz. Dublaj geç kaldı. Evet. 18-17. Georgiana Fales servisi kullanacak. Evet.
Bak hem manşet lockout alıyor hem smaç vuruyor. Anlatabiliyor muyum? Bu tabii kolay değil. Ama yine lockout'la sayıyı aldı. Kamenova'nın sayısı geldi. Sane Malagurski serviste. Yani bu smaç servislerde birkaç tane etkili servis bizi çok rahatlatacak. İnşallah, inşallah. Ama risk almayacak Malagurski. Taktik attı. Yani bundan işte vazgeçmemek lazım. Risk alacaksın zaten. Ama maalesef Baksis'i orada durduramadık. Şimdi servise geçti. Evet. Baksis arkaya geçecek. Şu ana kadar 2 numaradan hücumlarında Baksis hep bloğun ya içinden ya üstünden vurdu. Evet. Çok yüksek bir oyuncu. Evet. Çok güzel. Bir servis hatası daha Baksis'ten. Bu sayılarda bir iki tane ekstra işte servisten veya bloktan sayı alırsak çok rahatlayacağız. Kremena Kamenova yine çok aynı yere gönderdi. Yine sayıyı aldı. Hadi bir seri daha gelsin Kamenova'dan. O kaynağı buldu, madeni buldu orada. Evet. Hemen Monos'u geldi. Evet. Rumen koçu, Rumen takımının koçu François Salvagoni'nin. Böylece molalar tamamlanmış oldu. Evet, şimdi senin söylemiştim yani benim tek bizim şu anda handikapımız pasörümüz kısa, bloğu düşük, alçak blok, onun olduğu yeri kullanabilirler. Şu anda da 3 numarada, ön ortada. Dolayısıyla belki de bir ikili değişiklik yapıp bloğu yükseltip Dilara'yla arkaya gizemi koyup öyle oynamakta fayda var. Çünkü servisimiz etkili, bloğumuzun da etkili olması için böyle bir değişikliği bekleyebiliriz. Yani evet, daha avantajlı olur diye düşünüyorum. Yani bu etkili servislerde şimdi top karşıya geçince yapmak zaten bir sayı kaybetmiş oluyoruz. Yine hatalı manşet. Çok iyi. Bir sayı daha Dragočević'ten. Çok iyi. İki farkı yakaladık. 21-14. Harika. Çok önemli bunlar işte. Molaları da bittiği için şu anda sadece bekleyecek. Salvagoni de herhangi bir şekilde manşet için bir değişiklik yapmadı. Yok. Oyunculardan başka şansı yok bence de. Ah. Bu kez riskli servis dışarıya düştü. Evet. 21-20. Karşılıklı sayılar seti getirecek. Evet. Karakaşeva servisi kullanıyor. Bükreş takımında İmperyal Hastanesi Trabzon İdman Ocağı. Eyvah. Hücum edemedik. Şimdi iyi savunmaya ihtiyacımız var. Blok üstü. Çeldik. Ekipalara topu gönderiyoruz. Tefe'ye hücumunda başarı var. 21-21. Evet. İki takımında molası yok. Evet. Agnieszka Rabka. Şimdi ikili ucunda kaldık. Pasörümüz ön oyuncu. Manşet açık çıktığında 4 numaraya Blagojevic'i kullanma durumunda kalacağız veya 3 numaraya atacağız. Malagurski'ye. İki tane yerimiz var. Reza aldı manşeti Rabka. Blagojevic. Bravo. Yeniden öndeyiz. 22-21. Deniz oyuna girecek. Evet. Daha doğrusu Deniz çıkacak. Beyza girecek. Deniz evet. Libero'yla değişti. Sahaya geldi hemen evet. Beyza'yla. Ha, şimdi pasörle uzun bloğu değiştiriyor bir pozisyon için. Dilara oyuna evet. Girdi. Sonra pasörsüz oynayacağız. Evet. Orta oyuncu sanıyorum pas atacak. Tepe blok gelmedi. 22-22. Evet. Yani organize olamadık. Blokoçeviç'in adamı o. Ona onun bakması lazım. Bu turu, bu sayıyı dönersek kayıpsız avantaj olacak. Çünkü pasörümüz arkada olacak. Carbonau. Carbonau oyuna giriyor. Pide Yemekli'nin yerine servis kullanacak. Dayana Dora Carbonau.
22-22 ilk sette skor. Çok iyi şey. Çok başarılı attı. Koşan servis. Hemen Pihlayameki oyuna dönüyor. Şimdi rahatladık. Öne kuvvetli bloğumuz geldi. Hücumumuz da var. Üçlü. Rapka servisi kullanıyor. 3 metre geri. Alanımıza düştü blok. Evet, biraz açık zıpladı. 23-23. İki sayı seti getirecek. Önce iyi manşet, iyi hücum. Ardından iyi blok. Evet. Seyircimizin de burada biraz şey yapması lazım, baskı. Mattan sekti. Güçlükle hücum ettik ama son anda parmak ucuyla dokundu topa palet. Evet, pasör çok zorladı burada 2 numarayı. 4'e rahat bir top da atabilir. Zordu pozisyon çünkü filenin altındaydı top. 24-23 set sayısı şansı. Bizim de şu anda 4 numarada en iyi smaçörümüz var Maradoski. Serato servisi kullandı. Şimdi oraya atacak mecburen. Lagurski arka alanda manşet geldi. Bloğun üstünden plase vuruş. Rahat aldık. Maalesef ilk seti kaybediyoruz. Evet. Blagojevic top arkasında kaldı. Evet. Ve seti 25-23 verdik. Henüz kaybettiğimiz bir şey yok. Yok, evet. Aynen, devam etmek zorundayız yani. Ama artık set verme lüksümüzde kalmadı. Kalmadı. Şimdi bakın 23-22'ye kadar normal getirdik. Şansımızla beraber gitti. Servis kaçırdılar. Son iki topu pasör tercihidir bu. Bana göre yanlış kullandı. 24. sayıdakini ikiye attı. Çok zor bir pozisyondu. Top filenin altındaydı. Onu atmak için çok düşürüp zorladı. Ve kısa smaçörümüz var. Pasör çaprazımız da 4'teydi Malagurski. Yani onlar nasıl en kuvvetli smaçörünü kullanıyorsa, ki son sayıda yine onu attılar, yine onu farkındaysan. Bizim de aynı şekilde oynamak zorunluluğumuz var. Başka çaremiz yok. Yani kuvvetli olan smaçörümüzden oynamak zorundayız. İkinci fark şu, son iki topu öyle kullandı. Yani yanlış tercih yaptık. İkinci fark şu, Roman takımı bizden daha fazla ortadan oynadı. Ya tek ayakla ya kısa topla, arkadan kısayla farkındaysan. Yani bu, atıyorum 2-3 sayı veya 3-4 top farklı yerden oynamak hem defans sistemini bozuyor karşı takımın, hem de defansın konsantresini bozuyorsunuz. Kendi oyuncularınızı sahada daha konsantre ediyorsunuz, oyuna dahil ediyorsunuz. Dolayısıyla bizim mutlaka orta oyuncularımızı kullanmak zorunluluğumuz var. Mutlaka. Bunda hiç vazgeçmemiz gerekiyor. İkincisi de işte kuvvetli smaçörümüzü bu kritik sayılarda doğru kullanmamız lazım. Onun haricinde yani yazık oldu bu sete. Biz bunu çok daha rahat yani özellikle o setin başında 7-2'den sonraki 10 sayılık evet. Seri. Çünkü 4 yabancı ile oynuyoruz ve çok tecrübeli bunlar. Yani böyle kritik hatalar, basit hatalar yapmamamız gerekiyor. Pasörümüz onun Rapka, için yazık oldu diyorum. Rapka 38 yaşında. Evet. Kamenova 28 yaşında, yeah. Blagojevic 28 yaşında, yeah. Malagurski 26 yaşında, yeah. Sinem 30 yaşında, evet. En gencimiz Beyza 21, evet. Liberomuz 42 yaşında. Evet. Yani dediğim gibi biz pasörümüz ön ortadayken ikili değişikliği o zaman yapmamız daha sanki şeydi, Kamenova servisteyken 3 sayı aldık yine. Orada belki yapıp bloğu da yükseltip hücum gücümüzü de yükseltip öyle iki pozisyonu öyle oynayabilirdik. İkinci set başlayacak. Dediğimiz gibi bundan sonra set verme şansımız yok. Evet. 3-1 bu maçı kazanıp altın sete taşımamız gerekiyor. Evet. 3-2 kazanmak yetmeyecek. Kaybetmeyi akıldan bile geçirmiyoruz zaten. Allah korusun. Hakikaten yazık oluyor. Yani bizim takımımız onlardan kötü değil bir defa. Bunu net söyleyelim yani. Ama çok az hata yapan ve elindeki 2 tane, 3 tane smaçörü, pasör çaprazı ve 4 numarayı doğru kullanan bir takım. Bu çok önemli. Karakaşeva'nın servisleriyle başladı ikinci set. Ortadan hücum. Tamam, devam. Evet, topu rakip alana gönderdik evet, bir şekilde. Evet. İkinci blok. Blok evet, out. Evet. En azından el göstermek de önemli.
Burada bir sarı kart geldi. Sarı kart François Salvagoni'ye. Doğru söyledi. Yani daha birinci topta foul zaten olmaz. İki kere falan da vurmamıştı. Koça sarı kart çıktı. Evet. Manşeti aldık. Rafka bıraktı. Bu topu da çıkardılar. Bloğun üzerinden out. 1-1. Hep öyle hücum etsinler. Evet. Servisi Beyza aracıyla kullanıyoruz. Takımımızın en uzun ismi Dilara Bilge ile birlikte 1.91 boyunda Beyza. Evet. Çok iyi çok servis. Çok güzel servis. İki numarada başarı var. Bravo. Sayı geliyor, öne geçtik. 2-1. Yani bunu hep yapacağız. Yani iyi servis atacağız. Geç blok. Topun atılacağı yer belli olduğu zaman geç blok yapacağız ve oynayacağız. Jasna Majstorovic'e blokla engel olduk. Şimdi bir servis daha kullanıyor Beyza. Çok iyi servis. Etkili hücum olmadı ama çok boş bıraktık ortayı. Ha. 2-2. Aslında organize olamadılar bu ama... Bu dördüncü top. Ortaya düşen, havuza düşen. Pigayameki parmaklarının ucuyla topa yön verdi. Şimdi servisi kullanıyor. Finlandiyalı. Alto vurdu. Malagurski... Biraz daha fileye yakın top olsa onu içeriye vuracak. Açık top olduğu için geriye vurdu. Ama kuvvetli vurmak zorunda. Malagurski hiç yavaş vurayım, teknik oynayayım veya plase atayım böyle bir şansı yok pasör çaprazında. Çok kuvvetli atak yapmak zorunda. Hilamayek bir servis daha kullanıyor. Gelen aldı manşeti. Rapka. Güzel. Çok güzel Kamenova. 3-3. Kadın voleybolunun Avrupa'daki 3 numaralı kupası. Sev Challenge kupasında final rövanş maçı. İmperyal Hastanesi Trabzon İdman Ocağı Bükreş karşısında. Ortadan hücum yine sayıyı getirdi Bükreş'e. 4-3 öne geçiyor rakibimiz. Evet. İşte pasör çaprazı yine çok kuvvetli bir atak yaptı 6 numaradan. Şanssızlığımız şu, bakıyorum bloklar falan hep doğru yerinde yani. Elimizin birazcık sağına soluna çarpınca blok out oluyor. Yani onlar sayı da olabilir. İlerleyen sayılarda pozisyonlarda. Etkili hücum edemedik ama onlar da evet, topu doğru alanımıza kaçırdılar. Rapka şimdi 3 metre gerisine ama evet. Bu sefer de sanırım çok içerideydi, yakın kaldı. Evet, içerideydi. Uçarak vurdu, zor vurdu yani. Malagurski. Evet. Bloğa takıldı. Pasörleri Vincerato servisi kullanıyor. Amenova manşetle aldılar topu. Radoçeviç bir kez daha. Kamenova yine etkili hücum edemedik. Çok zorluyor pasörümüz. Vincerato ikili blok. Sekti top. Malagurski aldı manşeti. Çok iyi. Bu kez iyi yere gönderdik. Olsun, ama devam, bu devam. Çıkardık. Hücum edemeyecekler. Bir hücum şansı daha. Yine aynı yere. Bravo Sinan. Bravo Sinan. Geç blok. Bravo. Manşeti aldı Malagurski. Kamenova blok. Şimdi bakın düştüğü yere bakın. 2 metre falan. Yani top fileden 2 metre açık demek. 2 metre açık topta bir smaçörün çok fazla yapacağı bir şey yok. Molayı aldı. Koç Gökhan çok şen. Evet. Çok iyi defans yapıyor mesela Trabzon. Şu son sayıda da öyle. Her şey aşağı yukarı yerli yerinde. En son şeyde oyun kurmamızdaki pasta top doğru yerde olmuyor. Ya biraz açık oluyor ya biraz içeride oluyor. Bunun çaresini bulması lazım ki o da Gökhan Hoca'nın şanssızlığı. Yani o pasörün elinden çıkıyor. Bunu yapacağı bir şey yok. Bu
işleri sürecek Pinçerato'nun. Kamenova aldı manşeti. Hücumu da Kamenova yaptı. Evet. Sayıyı da Kamenova aldı. Bunun arasının açıklığını kullandı. Çok güzel. Hani... Şimdi bir 10 sayı servis istiyoruz. Manşeti alıp tekrar hücuma çıkmak. Zor. Onun üstüne atıyorlar zaten. Onun o hücum gücünü kırmak için. Bir de önünde yüksek blok var zaten pasör çaprazlarının. Aldık manşeti. Neca bıraktı. Dragočević. Blokta erittik topu. Bir hücum şansı daha. Bir kez daha Dragočević. Yine başarılı manşet. Bir kez hücum edecekler. Şimdi ikili blok. Yanından geçti Necda. Bu top çıkar mı? Çıkacak. Rakip alana gönderdik. Hadi yine iyi blok ama bloğumuz yüklenemedi. Çok hızlı hücum. Evet. 24. Orta oyuncuyu daha iyi kullanıyorlar yani. Ne yazık ki. Arkaya tek ayaklarda Blagojevic için beraber zıplaması lazım. Aynı anda orta oyuncu gibi. Maçtorovic servisi kullanıyor. Şöyle. Burada da pasörümüz tecrübesini konuşturdu. Evet. 7-5. Barut servisi kullanıyor. Biz kaldık. Evet. 8-5 birinci teknik molaya üstün giriyor Bükreş. Evet. Şimdi ilk setteki şanssızlıklar devam ediyor diyeyim veya konsantre eksikliği diyeyim. Oyuncularımızın biraz daha hakikaten kendilerine güvenerek oynamaları lazım. Çünkü Romenlerden daha kötü bir takım değiliz. Fizik olarak da değiliz, teknik olarak da, tecrübe olarak da. Kendimizde biraz daha agresif oynamamız lazım. Biraz daha rahat, kendimize güvenerek oynamamız lazım. Yani bu Trabzon'un kadrosunun oynayacağı kalitede değil daha oyunumuz. Daha rahat oynarlarsa tahmin ediyorum daha etkili olacaklar. Onu da oyuncular saha içinde bulacak yani. Buna çok büyük bir şey de katkı da sağlamak o kadar kolay da değil ama bu psikolojiyi biraz vazgeçip daha agresif oynamaları lazım. Teknik mola sonrası servisi sürecek Bükreş'in. Georgiana Paret servisi kullanıyor. Neyse aldı manşeti Rapka. Dragočević. Son anda çeldiler. Manşetimiz iyi değil. Rakip alana kaçırdık topu. Şimdi ikili bloğun üzerinden. Hep havuzu kullanıyoruz. 9-5 yaptı Tarakaşeva. Bir hatamız da arka ortalı oyuncuların, arka ortalı defans yapan oyuncularımızın 7-8 metrenin de arkasında bekliyorlar. 8-9 metrede bekliyorlar. Yani şu anda manşet beklediği yerde 6 metrede, 7 metrede beklemesi lazım. Çok boş kalıyor havuzu. 6-7 metreden daha geride olmamaları lazım. Çok iyi dublaj. Bravo. Çok güzel bir muhteşem bir dublajla kazandık. Bravo. Biraz şans, biraz yetenek. Aynen, İkisi aynen. Bir araya geldi ya, ama. Konsantre isterseniz o şans size dönecektir, gelir yani. Bir defa isteyeceksiniz yani, korkmadan isteyeceksiniz ve oynayacaksınız. Bunlar da top indi diye belki de düşündükleri için savunma yapamadılar. Evet, çok azalık, çok azalık. Servis dışarıya düştü ama giderek arka çizgiye yaklaşıyor toplar. Evet, çok az avut. Yani mesela bu maçta, biz Romanya'daki maçta böyle bir serviste çizgi hakemi dahil verdiğinde hakem dahil vermiş. En az 4-5 tane. O çizgiye inmeye başladığı anda toplar zaten. İnşallah. Çok daha farklı. Tabii. Servisler aynen. Gelecek, sayılar ard arda gelecek. Aynen. Top alanımızda bir de daha, bunu keşke böyle yapmasaydık. Neyse şimdi telafi eder mi izlerken Malagurski fileye takıldı. Yani Malagurski'nin işte yumuşatmaması lazım smacının hücum gücünü. Bir de ikinci topla o kaçan topla biraz daha belki kullanabilirdik. İlar oyunda. Evet.
Roxana Deniz Abaksis servisi kullanıyor. Yine çok iyi hücum edemedik ama en azından organize olamadılar. Bir avantaj. Şimdi kuvvetli hücum yapacaksın. Serato. Bir blok. Lockout. 11-6. 12-6 düzelteyim. Evet. Evet. Çok yüzümüz düşük oynuyoruz. Yani son sayıya kadar bırakmayacaksın bir defa. Bir de karşı takıma bakıp kendi gücünün farkına varacaksın. Yani bizim takımımız onlardan yine söylüyorum. Çok çok böyle 12-6'lık falan bir takım değil yani. Dolayısıyla asıl psikolojimiz yani vücut dilimiz onu gösteriyor. Yani çok böyle kafamız yerde oynuyoruz. Kendi evimizdeyiz. Sahaya çıkacaksın, bismillah diyeceksin. Gereğini yapacaksın. Topa vuracaksın, atlayacaksın. Benim üzüntüm o. Yani biz o şeyi şu anda göstermiyoruz, direnci. Yoksa bizi yenecek takım veya bizden güçlü bir takım değil. Ama az hata yapan, topu hep kullanan ve kuvvetli smaçörünü o pozisyonda kullanan bir takım. Bizden tek farklı yaptıkları o. Bizim moral olarak düşürdü. Tabii. Toparlamamız lazım. Biraz da kadın sporlarında maalesef biraz psikolojiktir, doğru söylüyorsunuz. İşler daha etkili olabiliyor. Ortadan hücum. Evet. Düşüke çıkardılar. Necda, Rabka, Lase çıkmadı. Yine 4 sayılık bir seri verdik. Avantaj manşeti daha iyi verebilirdik pasöre. ...13-6... bir sayılık fark. İkinci pasta rakip alana gönderdik. Şimdi ortadan hücum. Tihlaya Meki 14-6 yaptı. Evet. Bu seti kaybedersek şampiyonlukta Bükreş'in olacak. Son sete son seti sonucu veya 3-2 kazanmamız da bir şeyi değiştirmeyecek. Evet. Al. 5 sayılık serinin 14, ardından. Evet, 14 6'da bile nasıl servis atıyorlar yani. Vazgeçmeyeceksiniz. İyi servisten vazgeçmeyeceksiniz. Pincerato yine havuz, yine sayı. Bu top Yelena'nın da bloğa çıkmayan oyuncu, ön oyuncu plaseye gelir arka atakta, geriden atakta. Pipe atak dediğimiz 6 numaradan bu yaptığından atakta da 2 numara bloğa çıkmayınca Yelena'nın o topu alması lazım. Karakaşeva servisi kullandı. Sayın bizim. Bloktan antene çarptı top. 15-8. Evet. 7 sayılık fark var. Ben şurada tereddütteyim. Yani bize gelen iyi manşette de biz pasları çok kısık atıyoruz. Smaçör tam zıplayıp en yukarıda kullanamıyor. Çok alçak veya açık geliyor top. Yani smaçör kendi tekniğini veya fiziğini kullanamıyor şu ana kadar. Final stresi demek istemiyorum ama böyle de bir gerçek var. Baksız. Manşeti iyi alamadık yine. Amenova 3 metre çizgisinden hücum etmek zorunda kaldı. Tapka manşeti aldı. Sinem'in pası. Yine çok açıktan hücum. Evet. Pincerato. Bu foul mesela. Çok iyi blok yaptı. Blokta başarı var. Bro, çok iyi kapattı blok altı. Bu son topta foul mesela bana göre. Pasörün çıkardı. Evet, şu pas foul mesela. Çift vuruş. Evet. Bir arada çok güzel bir blok yaptı hakikaten. Setlerde 1-0 gerideyiz. 15-9 ikinci sette gerideyiz. Artık geri dönüşü bekliyoruz.
Yine riskli servis, yine hata. Evet. Ve 16-9'la ikinci teknik molaya da Bükreş takımı üstün gidiyor. Artık kritik sayılar, bunlar çok kritik hatalar. Hakikaten yapmamak lazım. Belki de işte orta oyuncularımız Dilara geldiğinde Sinem'in daha etkili. Servisi değiştirmek mi lazım bilemiyorum. Şu anda geçti ama bundan sonraki pozisyonda işte servisi iyi olan da oyuncular var kenarda çünkü. Onları mı devreye sokup risk almak lazım? Teknik Pola'dan yine aynı kadroyla dönüyoruz. Evet. Geldi yine onlardan. Yani bu paslara vuramayız. Kamenova yine hücum edemedi. Baksis'in sayısı 17-9. Manşetimiz fileden açık zaten. 3 metreye. Topun atılacağı yer belli. Artık oraya rahat pas atacaksınız ki smaçör de istediği gibi onu vursun. Denesin. Maçın başından bu yana. Evet. Bunu bir türlü organize edemedik. Evet, istediği şeyde kullanamıyorlar topunu. Teknikte veya fizikte. Gökhan Çokşen'in de Yapka'da ısrarcı olması tabii ki bir tecrübesi tabii, var. Antrenörün tercihi. O çok daha fazla çalışıyor oyuncularla. O biliyor kimin ne kadar ne yapabileceğini. Fikri var. Cerato ikili bloktan dışarıya düşen top. 18-9. Evet. Hatırlatalım, ilk maçı 3-1 kaybetmiştik. Burada 3-2 kazansak bile kupa Bükreş'e gidecek. Evet. Ne yazık ki. Bakın biraz yükseltti topu. Bu kez de Kamenova. Evet. Hatayı yaptı. Fark 10 sayıya çıktı. Bloktan kaçmak için. Malagurski Dilara'nın yerine oyuna giriyor. Ha. Bence sorun Dilara'da değil. Yani pasörümüzün daha bir şey yapması lazım. Topları rahat, yüksek. Malagurski'nin hücum gücünü biraz daha belki de düşünüyor. Tabii, daha tecrübeli bir oyuncu. Daha az hata yapacaktır diye belki ama. Servis hatası 19-10 yaptı skoru. De bizim için konuşmak kolay burada. Ya mutlaka. Gelin seyrederken orada onları yaşayan antrenör oyuncular. Mantas ekli top. Pinçereva bloktan alanımıza düşen top. 20. Bükreş sayısı oldu. Majstorovic. Kadın hücum. Liberoların da maşallah var yani. Top alanımızda. Bu sayı bizim. 20-11 oldu skor. Top alanımızda, güzel. Blagojevic. Böyle bir silkelenmemiz gerek artık. Evet. İlk setteki 10 sayı alsak 22 olacak. Bırakmamak lazım. Kamenova'dan servisler. Tekli blok. Evet. Yakaladığı anda da evet.
sayıyı aldı Karakaşeva. Bir de liberolarını atmayacağız. Yani maçlarda çok iyi oynuyor liberoları. Hem defans hem servis karşılama. Yani bir takımın pasör ve liberosunun temel şeyini kuran. Birisi karşılayacak, pasöre iyi verecek. Öbürü de onu iyi taktik olarak doğru yere doğru pas atacak. Ondan sonra smaçörler oynayacak. Bu arada bir de ace geldi. Yazık. 22-12. Deniz oyuna giriyor. Kamenova'nın yerine. Yine hücum edemedik. Sinem'in çok üzerinde kaldı top. Şimdi Rapka. Bir de Sinem'i tebrik etmek lazım. Hakikaten her topa da koşuyor yani. Kötü de şimdi gelse Sinem... çok iyi spark. Bak en sonunda vurdu. Yani, İyi top geldiği anda da. Evet, moral olarak da bırakmadan devam etmesi çok takdir edilecek bir şey. İşte normal bir top aldı. Çok iyi bir smaç oluyor. İşte bunu çok fazla yapmamız lazım da orta oyuncularla. Özellikle işte Sinem mesela bu kadar istekli de. Şimdi serviste Sinem Topkile de 23. Yani. Bükreş sayısı. 23-22-13'te zaten içeri atamazsınız yani. Alıp zaten vuracaklar. 23-13. İlk sete tabii üzülüyoruz. Yine çok gerideyiz. Block out olması lazım. Bu block out ama. Tekrarı görüntüye gelir. Ama 24. Sayısı oldu. Bakalım. Yani yok. Yani bu top için şampiyonluk için servis atıyor diyebiliriz. Evet. Blagojevic bir kez daha top alanımızda 25-13 ikinci seti kazanıyor. Evet. Bükreş ve böylece Trabzon İdman Ocağı'nın maalesef şampiyonluk şansı kalmadı. Ne yazık, ne yazık. Hakikaten çok yazık. Onlar da şimdiden şampiyonluğu kutlamaya başladılar. Tabii sevinecek, onlar için yapacak bir şey yok. Hakikaten böyle bir takımın yenmeleri bu kadar şey, 25-13 falan, onlar için hiç beklemedikleri bir şey söyleyeyim. Bundan sonra sadece maçın bitmesi gerekiyor. Evet. Maalesef. İlk maçı 3-1 kaybetmiştik Bükreş'te. Evet. Burada iki sayı birden, iki set birden verince matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmadı Trabzon İdman Ocağı'nın. Evet. Ve onlar şampiyonluğu kutlarken biz üçüncü seti bekliyoruz. Şimdi bakın. Bundan sonraki serüvende oynamayan oyuncularını da tercih edebilir herhalde koç biraz daha. Yok, öyle düşünmemek lazım. Şöyle ben maçtan önceki röportajda da söylemiştim. Şimdi iki türlü Trabzon İdman Ocağı var. İki yönlü. Birisi Türkiye Ligi'nde oynuyor. Birisi final oynuyor Avrupa Kupası'nda. Burada tabii ki kazanıp şampiyon olmak için oynuyorsunuz. Bunda bir sıkıntı yok. Eğer olmuyorsa şu anda neyi kalıyor elimizde? Önümüzde en az 3 set var kazanabilirsek, oynayabilirsek. 2 tane alıp 3.'yi de oynayabiliriz. Dolayısıyla şimdi bu 3 seti en azından Türkiye'deki 3 yabancıyla ne oynayacağım? Buna bakmak lazım. Yani burada yani yıkılıp üzülme şansı yok. Tabii seyirci üzülebilir. Çok üzülebilir. Önemli bir hazırlık maçı aynen. Gibi. Bunun için bu çok önemli bir tecrübe. Elinizde bir done olabilir. Yani bizim çok rahatladınız artık. Bundan aynen. Sonra kaybedecek bir şu şeyiniz yok. Şu anda hani moralimiz bozuk, üzgünüz bilmem ne vesaire ama 3 tane yabancı ile oynayacağız. 3+1 yani bir tane yabancımız dışarıda kalacak Türkiye Ligi'nde. Ve çok az bir zaman kaldı. Bir 10 gün falan kaldı. O zaman Türkiye Ligi'nde hangi ama takımlar... Ama yine 4 yabancıyla döndü. İşte bilemem yani o bir tercih meselesi. Bunu düşünmek lazım. Çünkü yani burada 4 yabancıyla yenseniz bir faydası yok size. Yani tabii ki yendik inşallah yeneriz. Ama Türkiye Ligi'nde oynayacağın 6'yla veya düşündüğün 6'yla oynamayı düşündün. Çünkü ona da mutlaka hocanın bir hazırlığı var. Çünkü 3 yabancıyla oynayacağız. Dolayısıyla onu zorlayıp ona
onu kuvvetle çalışmakta, denemekte bence fayda var. Ama tabii bu maçı kazanmak için hazırlandığı takımla devam ediyor. Ona da saygı duymak lazım. O da bir tercih. Çünkü Türkiye Ligi'nde şeyimiz yani çok böyle rahat bir pozisyonda değil İdman Hoca. Dolayısıyla onu düşünmemiz lazım. Bence diyorum. İlk servis dışarıya gitti. Milagočević'in servisi doğrudan dışarıya gitti. Evet. Üçüncü sete 1-0'la başladı. Bükreş. Lockout sayı bizim. Kremena, Kamenova. Hücumda smaçörlerimizin sorunu olmuyor. Pas normal yüksek geliyorsa onu oynuyor zaten takım. Yani şu ana kadar iyi gelen pasların neredeyse tamamını bitirdik. İlk set 27, ikinci set 23 dakika sürdü. Out sayı bizim. ...25-23 ve 25-13 bitti. İlk iki set Bükreş setleri kazandı. Şampiyonluğu garantiledi. Şimdi o bakın genç pasörü soktu. 10 numara. Değil mi? Pincerato devam ediyor pasörleri. Ortadan hücum. Bravo, bravo, bravo. Yetiştik o topa. Yine çok 3 metre çizgisinden hücum ettik. Manşet başarılı. Devam, devam. Ortadan hücum. Necda yetişti dublaja. İkili bloktan sekti. Maçtaki sanıyorum en uzun ralli oldu. Evet. Bir tane daha vardı ilk sette. Sayı Bükreş'in 3-2 üstün Rumen ekibi. İlk maçta 25-20 ilk seti kazanmış. Daha sonra 25-16, 25-16 ve 25-15'te setleri kaybetmiştik. İkili bloğun içinden geçirdi o topu Kamenova. Block out oldu. Malagurski servisi kullanıyor. İlk servisi dışında ondan da smaç servisi izlemedi. Yani o da bana göre hata. Atacaksınız Blok yani abi. Ve iyidir servisi, smaç servisi de etkilidir yani. Orada düşürmeyeceksiniz, bilmiyorum bir sakatlığı oynadığına göre o da yok. Yani hadi ilk setin sonlarında yani risk almadı dedik ama ondan sonra da kullanmadı smaç. Evet. Asıl kritik yerde atmak lazım. 23-23'te atmıyorsan 5-3'te atmanın bir faydası yok mu canım? İyi hücum. Kamenova'dan 4-4 yaptı. Üçüncü sette durumu. Farkındaysan liberoları ilk defa değdiği topu çıkartamadı. Hepsi çıkıyordu. Çok konsantre oynuyor. İki çok İtalyan var. Biri pasör, biri libero. Evet. İşte en iyi iki tane, en önemli iki tane yere iki adam monte etmişler. Ruzzini. Yani ben de antrenörüm ve ilk iki oyuncum odur. Yani libero ve pasördür. Çünkü biri getirecek topu öne, manşet alacak, defans yapacak. Öbürü de o çıkan topu kullanacak, doğru kuracak. Doğru dağıtacak. Benim istediğim yere unutmadan, psikolojisini bozmadan oyunu dağıtacak, yönlendirecek. Dolayısıyla siz bu iki tane değerli adamı doğru koyamıyorsanız, diğer yanlarına koyduğunuz kim olursa olsun o kaliteyi elde yani edemez. En kaliteli smaçör bile olsa doğru paslar gelmediği sürece şey etkili olamayacak. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Malagurski boşluğu gördü ama dublaja yetiştiler. Evet. Bu kez biraz daha iyi bir hücum geldi Blagojevic'ten ama bu topu da erittiler. Necda manşeti aldı. Bir kez daha Blagojevic. Çıkmadı. 5-5. Sinem'le servisi kullanacağız. Sinem Barut.
sette kullandığımız yer. Neydi, neydi? Oraya gönderdik ama evet, bu hücumu da bitirmeyi başardılar. 6-5. Sinem Karakaşeva'yı buldu serviste ama Karakaşeva bu kez iyi manşet alamasa da diğer iki pas telafi etti. Evet. Servis hatası Baksis'ten, karşılıklı sayılarla sürüyor 3. set 6-6. Pasörümüz Agnieszka Karapka, Polonyalı, servisi kullanıyor. İkili bloğun arasından geçti. Evet. Bu set başından beri var. Bakın her bloğa değiyoruz aslında. Her bloğa değiyor blokçularımız ama işte biraz sağına biraz sonuna, ki çok böyle santimlerle şey oluyor şanssızlık. Blagojevic bloğa takıldı. Evet. 8-6. İlk teknik molaya üstün gidiyor. Evet. Bükreş. Tamam. İkinci setin kaybedilmesiyle birlikte tribünlerde bir kısmı boşaldı. Boşaldı, evet. Üzüldüler ama dediğim gibi buna üzülmeyeceksiniz. Elimizde ne var ve bundan sonra ne yapacağız? Çünkü bu maçta hiçbir şey bitmiyor. Dünyanın sonu da değil. Sporcuları da böyle hazırlayıp devam ettirmek lazım. Bu psikolojiyle 10 gün sonra çok kritik maçlar oynayacaksınız. Olsun hocam, şimdi şunu hep gözden kaçırıyoruz aslında. Yani spor bir eğlencedir. Tabii. Spor bir temaşa, göz zevki, eğlence. Evet. Biz hep kazanma üzerine odaklanmış. Yani maalesef millet olarak, yani sadece bugün burada değil, bütün spor dallarında. Evet. Bir takım tavla oynarken bile öyle. Bir takım veya bir bireysel sporcumuz birazcık kötü performans gösterdiği anda maalesef destek ciddi anlamda kayboluyor. Aynen. Yani hep bakın, örneklerini veriyoruz Avrupa'da, dünyada. Evet, yani alt liglerde oynayan, hatta veya üst ligde artık küme düşmesi kesinleşen bir takımın bile taraftarı 30 kişi dolduruyor stadı, yani salonu. Ama o bir kültür. Yani şimdi o insanlar yüzyıllardır böyle eğitimle geliyor, böyle bir kültürle geliyor. O kültürün içinden geliyor. Dolayısıyla bu öyle süreklilik devam ediyor. Beyza'dan sayıyı bulduk. Asıl burada benim evet şey yaptım. Yani ortadan işte kullanacaksınız, yani ortaya atacaksınız. İkinci sette hiç görmemiştim. Yani işte bir tane blok yedi, ondan sonra bir daha atmadık. Ki hiç fark etmez. 5 tane bile yese orayı kullanmak zorundayız. En azından bloğu açıyorsunuz. Bravo, bu durumda. Bravo. Yani karşı bloğu meşgul etmek zorunda. Çünkü topun atılacağı yerler bizde belli. Dolayısıyla bunu yapmamız lazım. Güzel. Bir de blok sayısı geldi Beyza'dan. Asıl benim dediğim işin bana göre püf noktası o. Tabii bu bana göre, yani ya mutlaka. Mutlaka Gökhan Hoca da bunun şeyini yapıyorduk. Kritiği yardımcılarıyla beraber. Kupa bittiği zaman Trabzon'un ikinci şeyi başlıyor. Asıl önemli yeri. İkinci imtihan başlıyor. Evet. Orası çok daha önemli. Birinci ligde kalmayı garantileyecek sonuçları bir an önce almak. Dolayısıyla buna konsantre ederek oynatmak durumunda. İşi çok zor tabii, yani kolay değildir ama işte zaten zoru başaranlar yükseliyor, devam ediyor. Geliyor. Onlar bir yerde oluyor. İşte bir tane daha Fatih Terim çıkartamıyor Türk Milli Futbol Takımı. Dönüp dolaşıp onu arıyorlar. İşte Mustafa Denizli kurtarıcı diye geliyor. Yani ben 50 yaşını geçtim, hala aynı isimler. Düşünebiliyor musunuz? Yok yani. Maalesef. Dolayısıyla voleybolda da aynısı. Yani bir Cengiz Gölü'nün, rahmetli Cengiz Gölü'nün yerine bir tane daha insan koymamız çok zor yani. Kendimi de katıyorum antrenör eğer olarak düşünürse. Rahmetli Deniz Esindu. Ya bunlar hep özel insanlardı ve çok başarılıydılar. Çok önemli işler yaptılar. Kendi tarzlarını ortaya koyup. Bugün kulüpler bazında çok başarılıyız ama evet, bu arada Ace geldi. Evet. Birçok takımımızda, milli takımımızda tabii yabancı hocalarla maalesef yola devam ediyoruz. Aynen. Şimdi bakın 3 tane takım yabancı hoca var. 5, 6. veya 7. zannediyorum Bursa takımı Büyükşehir yabancı hocadan yana kullanmış. İşte buraya Romenlere elenen takımın antrenörü. Dolayısıyla ama esas voleybol, hani yatırım yapılıp çok büyük imkanlarla oynandığı kulüplerimiz hepsi yabancı antrenörler. Oradan dışarıya vurduk bu topu, evet, da 11-9. Ellerinde 5-6 tane yabancı oyuncu var. Diğerleri A milli, genç milli oyuncular. 20 kişiye yakın eleman var. Mola geldi.
Gökhan Çokşen'in molası geldi ilk mola bu sette. Gerideyiz. Üçüncü sette ilk iki seti kaybettik. Kupa şansımız kalmadı. Bu seti en azından kazanıp maçı kazanmaya gitmek istiyoruz. Servisleri sürüyor. Laura Pihlayamäki'nin 1.94 boyunda orta oyuncu. Uzun oyuncu. Sahanın en uzun ismi o. Evet. Kamenova bloktan seken top. Şimdi ikili blok. Beyza bravo. Manşeti aldılar. Hücum edemediler. Sayıncım 11-10. Servisi kullanıyoruz Beyza Arıcı'yla. 21 yaşında Beyza, takımımızın en genç ismi. Evet. Çok iyi servis Beyza'dan. Bakın Pankalı Tepesi'nden yetişip oradan buraya kiralık geldi. Bunlar Beyza için de çok önemli tecrübeler. Böyle maçlar oynamak. Yani Türk voleyboluna çok hizmet edebilir uzun yıllar. Onun yaş grubunda Kübra sanıyorum. Onun evet, mevkisinde şu anda evet, milli bravo, takımımızın da bravo, önemli isimlerinden birisi. Tabii. Beyza da geldiği zaman. Aynen. Blok sayımız geldi. Öne geçtik. Bakın Romenler orta ataklarını, hücumlarını kullanamadığı zaman köşelerde çok fazla şansları olmuyor. Yani ortadan hücum ettiğinizde en büyük sanıyorum avantajlarından birisi köşeler zaten klasik. Blok bir şekilde köşelere gidiyor. Onları ama bekliyor zaten. Bizim ortayı kullanmaya başladığınız anda tabii, kez sayı onların. Ortayı kullanmaya başladığınız anda alternatif bir risk oluşturup bloğun, blok da yerleşemiyor, defans da yerleşemiyor çabuk oynayınca. Ve defanstan çıksa bile oyun kuramıyorsunuz istediğiniz evet, gibi. Bunlar hep birbirine bağlı şeyler, konular. Zincirleme reaksiyon. Bravo. Bizim bunu devam ettirmememiz. Ben üzüldüğüm taraf. Mesela bir takım her şeyi yaparsınız. Karşı takımda iyidir. Veya olmuyordur yani. Bir sayı alamayabilirsiniz. O gün gününüzde olmazsınız. Şans yaver. Aynen. Gitmez. Dolayısıyla çünkü tebrik edersiniz o takımı. Buna üzülmeye, yıkılmaya gerek yok. Ama bence çok daha fazla kapasitesi var yani Trabzon takımının. Asıl üzülmeleri şey yapan çok bu, güzel bir plase. Çok güzel tabii. Bu tecrübeyle alakalı bir şey işte. Tecrübeli bir oyuncu oraya atıyor. Yelena Blagojevic bu arada rutini o topa da uçtu ama yani, artık yani bir zahmet olup çıkmasın ya, yani. Ayıp olurdu. Önde Sinem'i %100 kullanmak zorundayız yine. Tek ayakta veya arkadan kısa da. Sinem kurşun pas da çok iyi vurur. Bakın her topa değiyoruz görüyor musunuz? Kısa veya dört. Bak. Kamenova. Arkada yetiştiler manşete. Bastı. Vuruşu etkili olmadı. Blagojevic yine etkili hücum edemedik top alanımızda. Sinem'in bıraktığı top 14-12 yaptı skoru. Yani arada, biz, pardon sözünü kestim. Liberolarının boyu 1.62. Yani, boyun önemi yok. Hani, yürekle alakalı bu iş. Orada genel bir tabir var ya pırpır. Evet, hakikaten ayakları çok iyi bir pırpır yani. Libero'nun birinci özelliğinin şey olması lazım. Cesur olması lazım. Cesaretli olması lazım. İkincisi de çabuk olması lazım. Ondan sonra çalışmayla tekniği vesairesi gelişiyor. Evet. Tekniği. Ama cesur ve çabuk bir oyuncu olmuyorsa Libero'da şansı yok. Ki bugün onu fazlasıyla gösterdi bize. Rutini. İlk set muhteşem iş yaptı. Her topa 7-8 sayı çok kritik ve doğru. Yani topu çıkarttığınız zaman havaya almayacaksınız. Pasöre gelecek. Ona pasör oyun kuracak. En az 6-7 tane aldığı manşete kısa top yaptılar veya tek ayak yaptılar arkada. De aynı ülkeden olmaları, ikisinin de İtalyan olması birbirleriyle iletişimle konuşuyorlar. Mutlaka bravo, daha bravo, da iyi. Bravo. Galiba. Bak onu da çözdüm. Bravo. Aynen. Siz ikili bloğun içinden evet, geçti pasörün top. Pasörün olduğu yerden oynadı. 14-13. Evet.
arka bölüme servis. Rabka, Sinem'i kullandık bu kez. Manşeti aldılar. Yani libero'nun pasıyla Usay'ı yani. Geldi. Baksis'ten 6-7 metre açıktan neredeyse 9 metre falan ileriye pas attı. Ve iyi pas attı yani. Çok iyi pas attı. 14-14. Majstorovic servisi kullanıyor. Blagojevic'in üzerine ısrarla kullanıyor. Kamenova sayıyı getirdi. 15-14 öndeyiz. İlk teknik molaya 8-6 onlar üstün gitmişti. Şimdi ikinci teknik molaya 16-14 biz üstün gidelim. Kamenova servisi kullanacak. İyi yere gönderdi Kamenova. Orta hücumu Fales sayıyı getiriyor. 15-15. Fales de sessiz sessiz sayılarına devam ediyor. Evet. Fileye her gelen yakın manşette bakın orta oyuncuları ya öne ya arkaya zıplamış oluyorlar yani. Bu çok önemli. Servis sayısı Fales'ten 16-15 ikinci teknik molaya da üstün giden taraf. Bükreş takımı oldu. Sev Challenge Kupası final rövanş mücadelesi. Evet. İmperial Hastanesi Trabzon İdman Ocağı Bükreş karşısında ilk iki seti kaybetti. İlk maçı 3-1 kaybetmişti temsilcimiz ve maalesef şampiyonluk şansını yitirdi. Ancak kazanmak da önemli. Evet. Her anlamda motivasyon anlamında, moral anlamında. Şimdi bakın bu gidişatta ilk seti 25-23 verdik. İkinci seti 13-25 verdik. Yani ve kupayı kaybettik. Şimdi yine söylüyorum ben teknik adam olarak benim işim antrenörlük. Ligde kalan kritik maçlara kimi hazırlayacağım? Şu ana kadar biz başladık. İlk 6 öyle devam ediyoruz ama iddiamız yok ve kaybetmişiz. Yani hani 25-23 32-30 kaybetmedik. 13-25 kaybettik. Koç bu 4 yabancının içerisinden evet. Kim tercih edilebilir sizce? Ben pasörü değiştirdim. Yani 7 numaralı evet. Gizem Giraygi. Aynen. Yani o tabii biraz hocanın yerine hakem kesmek gibi yanlış Gizem'in anlaşılmak istemem. Bir önceki maçta bir sakatlığı da vardı. Belki hazır olmayabilir. Isınmada seyrettim ben. Şimdi şöyle bakın. Bir teknik adam sahaya oyuncu çıkıyor, oynuyor, ısınıyorsa ben onu oynatırım. Yani yaşıyorsa oyuncu sahada çıkıp vardı. Oynuyorsa. Bir kadroda da var bugün. Ben onu oynatırım. Yani iyi oynar, kötü oynar o başka bir şey. Ben onu oynatırım yani. Teknik adamlık bu. Yoksa benim fikrime, duygularıma göre oyuncu seçemem. Bakarım oynuyorsa, iş yapıyorsa, hazırsa ben onu oynatırım. Kötü oynuyorsa o zaman düşünürüm tabii ne yapayım. Spordan spora değişiklikler var. Bu arada file hatası geldi. Evet, maç öndeyiz. 17-16 biz öndeyiz. Hani futbolda vardır. Sakatlıktan dönen oyuncu kulübede evet. Oturtulur. Son bölümde deneme amaçlı kullanılabilir ama burada tabii farklı, çok bambaşka bir spordan yani, bahsediyoruz. Şimdi ben o konuda da söyleyeyim. Avrupa'da artık dünyada ona da bakmıyorlar. Adam ameliyat oluyor. Biz 1,5 sene oynamıyor. Antrenmanlara çıkıyor. Antrenör görüyor. Bakıyorsunuz diyor ki işte bu hafta oynayacak. Ya diyorlar hani nasıl olur ayağı sakat. Oynuyor. Yani. O hiçbir bizim... şey olmamış gibi oynuyor. Aynen. Eğit geldi. Çünkü zaten antrenman yaptığı zaman antrenör onu görüyor. Her gün beraber. Biz sadece şimdi görüyoruz. Buradan fikir yürütüyoruz. Evet. Ama antrenör her gün, her antrenman, her dakika onunla beraber. Dolayısıyla onun bizden çok daha doğru fikri olması lazım. Molası geldi. O. Bu arada evet. Bükreş takımının François Salvagoni evet. Molayı aldı. Şimdi, 18-16. Şimdi bir şey daha, gözden kaçırdığımız bir nokta daha var. Ülke puanının, katılımının her galibiyette artması. Şimdi bu maçı kazandığı takdirde, iki maçı da kazandı, 6 puanla ayrılırsa Romanların ülke puanı da yükselecek. Evet. Bu da önemli. Yani bunu da Trabzon İdman Ocağı'nın düşünerek iş yapması lazım ama ben önce kendi takımımın Türkiye Ligi'nde ne oynayacağıyla plan yaparım. Onunla ilgili plan yaparım. Yani 10 gün sonra bu takım oynayamayacak. 4 tane yabancı aynı anda evet, oynayamayacak. Bir tanesi dışarıda. Evet, benim tek dikkatini çekmek istediğim sayın seyircilerimizin bu. Serseri devam ediyor Sinem Barut'un. Yine uzun servis kullandı ama bu kez dışarıya düştü. 18-17 molayla Sinem'in servislerini kırmış oldu. Evet. Bükreş koçu François Salvagoni. Roxana Denisa Baksis
servisi kullanıyor. Bir servis hatası da ondan 19-17. Turda yine kaçırdı. Şimdi bir taraftan da şöyle bir haksızlık etmeyelim. Geçen senenin şampiyonunu hem de daha büyük yatırım yaparak bu seneye başlayan Bursa Büyükşehir'i yabancı antrenör koyan, çok daha kariyerli oyunculara takımında yer veren bir takımı eledi, Brumen takımı. Dolayısıyla, yarı finalde eledi. Evet, dolayısıyla bu da çok önemli bir şey. Yani öyle basit, çok şey görünen bir takım değil. Çok sade, çok doğru oynayan bir takım Romenler. Az hata yapan, teknik olarak, fert olarak basit hata yapmayan bir takım. Topu oyunda tutan bir takım. Yine söylüyorum, doğru, kuvvetli smaçörlerini doğru paslarla buluşturan bir takım. Dolayısıyla... Bu arada biraz gecikmiş bir karar geldi. Yani evet, en az 5-6 saniye ki... Ben de plas, yerde diye düşündüm. Plaseden sonra top yere değdi mi değmedi mi? Oradan... Vallahi ben topun de, elini altına uzattı ben ama de değdi görmüştüm ama devam ettim. Sanki biraz geç kalmış gibiydi, hissettiren oydu. Tabi anlık buradan seçmek kolay değil ama bu daha hakemin işi. Fakat iki pas geçtikten sonra bu kararı vermiş olması da ilginç. Değmiş, eline değmiş. Ki zaten eli düz değil. Eline değmiş. Şimdi bir taraftan da Trabzon İdman Hoca, bakın, bayan voleybol finalini Türkiye'ye, Trabzon'a kadar getirebiliyor şampiyonluk maçını. Burada herkese seyrettirebiliyor. Dolayısıyla şimdi biz ikinci olduğumuzda çok üzülüyoruz. Düşünün yani, hedef ne kadar yüksek, değerli çıta. Yani işte üç kupa var, hep söylüyoruz. Tabii. Üç kupanın birisi de dün... Dünyada üç kupa var. Maalesef finali dün kaybetti Galatasaray-Daikin. Krasnodar'a kaybettik. Top dışarıda sayı bizim 22-18 yaptık. Üçüncü seti kazanmaya doğru gidiyoruz. Aynen, inşallah. Galatasaray final oynadı. Maalesef kaybetti. Bugün İlman Hoca final oynadı. Maalesef kupayı kaybetti, maçı değil. Sanıyorum Galatasaray'ın bütçesi çok daha fazla Trabzon İlman Hoca. Yani. Diğer tarafta da Fenerbahçe, Grundig ve Vakıfbank'ta dörtlü finalin yarı finalinde eşleştiler ki haliyle bir Türk takımı da otomatikmen finalde olacak, ikisinden birisi mutlaka. Evet. Ki Şampiyonlar Ligi artık çok sıradan gelmeye başladı. Dörtlü finaller, finaller, şampiyonluklar. Ve şeyi değiştirdiler biliyorsunuz. Statüyü değiştirdiler. Artık yarı finalde iki Türk takımı karşılaşmayacak. Finale kadar gidebilecekler. Onun statüsünü değiştirdiler, elemelerini. Bu da çok önemli oldu. Çünkü o zaman... yatırım yapan niye Türk takımı yatırım yapıp finalde oynamasın? Bütün dünya iki Türk takımını niye seyretmesin? Basketbolda bunu görmüştük. Aynen. Şampiyonlar Ligi'nde kadınlarda Galatasaray, Fenerbahçe. Değiştirdiler bu sene. Yani önümüzdeki sene artık iki Türk takımını inşallah finalde de görürüz. Ve öyle olacaktır yani. Altılı finaldeki eşleşmelerde yine aynı ülke takımlarını eşleştirme şartı, o da kalktıysa belki üç takımla bile dörtlü finale gitme şansımız olacak bu durumda. Aynen, aynen. Bizim ikinci molamız da kullanılıyor şu anda. Ben çok iyi niyet görmüyorum yani uluslararası şeyde, yönetimde. Orada birileri hep işte bir takım başka olsun diye, işte bir İtalyan, bir Rus takımı olsun sıkıştırmak diye. Bravo, için. Aynen, ona ama alakası yok. Sporun doğasına ters. Kim iyiyse, kim çalışmışsa, kim hak ediyorsa finali onun oynaması hakkı. İşte Trabzon aslan gibi geldi, burada finali oynuyor. Ki Trabzon bu finali Bursa'yla da oynayabilirdi. Büyük beşi elemiş olsaydı Bursa. Ben çok keyif alırdım hakikaten. Çok güzel bir maç olurdu. Bir defa Kupa Türkiye'de kalırdı. O başka bir zevk. İyi hücum. Saniye Malagurski'den günün maalesef etkisiz ismi diyebiliriz herhalde onun için. Evet yani, ama işte bu, ben yine aynı gibi, yere geliyoruz. Pasör. Evet, oyuncudan çok oynatana bakarım. Önce ona, ben de pasör oynadım çünkü. Dolayısıyla onun hani püf noktasını seyirci gibi seyretmem. Niye olmuyor ya bakarım. Niye vuramıyor ya değil. Beyza'dan çok iyi servis. 24-20 set sayısı için servis kullanacak Beyza Arıcı. Oyunun başında 2-3 tane top vurması konsantresini, moralini de arttırdı. Çok ciddi anlamda. Doğrudan etkiliyor. Aynen, aynen. İnşallah böyle de devam etsin. Dediğim gibi önemli bir bence voleybolcu, Türk voleybolu için. 3 metre gerisinden hücum. Aldık manşeti. Şimdi seti bitirmek için hücum ediyoruz ve bitiriyoruz. Sanya Malagurski ile. Bravo. 25-20 setlerde durum 2-1 oldu.
hatırlatalım. Yani bundan sonra kupayı kazanma şansımız yok ama bu maçı kazanmak istiyor İdman Hoca. Aynen, kazanalım tabii. Niye kaybedelim? Tabii kazanan açısından bakarsak, büyük beş takım açısından bakarsak da onlar artık rahatlamanın verdiği birazcık o da var. O da var. Konsantre eksikliği var. Konsantrasyonu eksik, evet. Suratlarından biz burada canlı daha şey de görüyoruz. Rahatlama var. 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 Bizi ilgilendirmez. Biz çıkıp oynayıp kesinlikle alıyorsa 3-2 alıp bu arada dediğim gibi işte kullanacaksak Türkiye'de ligde oynatabileceğimiz düşündüğümüz oyuncuları oynatıp daha hazır hale gelmemiz en doğrusu. Dördüncü set birazdan başlayacak. Trabzon 19 Mayıs spor salonunda. Roman takımının yedekleri değiştirmeme sebebi yok yani. Çok gençler. Bakıyorum. Yani kim oynayabilir diye bakıyorum. Teknik olarak topu vurmalarından yani o ilk altıya girecek oyuncu bence yok. Yana Lorena Tataru. Kaç numara? Yana Ayla Ozun. 28 yaşında Tataru. Ozun maç öncesi dikkatimizi çekti. Evet. İki elinde toplam 5 parmağı eksik. Evet. Bir kaza geçirmiş herhalde. Muhtemelen sağ elinde orta parmağı, yüzük parmağı ve serçe parmağı yok. Sol elinde de yüzük ve serçe parmakları yok ki. Allah korusun. Sadece manşet ve pasta kullanacağı, evet, parmakları var. Ve bu seviyede bir voleybolcu. Çok istekli, çok pozitif yani. Yani şimdi kenarda oynarken hep görüyorum arkadaşlarına desteğini hazırlıyor, birini alıyor karşısına, defans çalışıyor vesaire. Asıl pozisyon da libero bugün. Libero forması, evet, yok üzerinde. Eğer, evet, oyuna girerse muhtemelen yani manşet işi arka alana girecek ama iyi olurdu yani. Örnek olabilecek bir insan, bir sporcu. Kesinlikle. Tebrik etmek lazım kendisini. O sevgisi, coşkusu muhteşem bir şey yani. Ama bu libero'yu bence zor keser. Adina Maria Roska 20 yaşında, bir başka isim. Bir ara çok kısa izledik. Carbonianu 21 yaşında. Çok daha yeni yeni işte oynuyorlar demek ki. Bir de Hırvat Susic var. O da 26 yaşında. Hiç oyuna girmeyen, görmediğimiz isimler. Ama iki takım da normal altılarıyla devam ediyor. Evet. Malagurski çıkmadı top. Sayı bizim. Beyza bıraktığı yerden devam etmesi dileğiyle. İnşallah. Bir önceki setin son servislerini o kullanmıştı. Kaldığı yerden devam ediyor. Aynen. Çok güzel servis. O libero'yu bile artık çaresiz bıraktık. Evet. Hatasız gol olmaz. Yani illaki hata yapacak, istediği kadar iyi olsun. Siz en iyisini yapın. Karşı takım illaki hata yapacak. Sağdaki oyuncu da rakibin performansının farkına varır mı? Özellikle libero'nun, tabii, bugünkü bu kadar etkili olması oynayan, tabii, oyuncunun dikkatini çeker değil mi? Aynen, tabii tabii. Orada Beyza bir servis sayısı daha aldı. Zaten antrenörler ne iş yapıyor mesela? İlk önce oyun başladığında ben kendi takımı seyretmem. Hemen 6 pozisyon. Karşı takım ne yapıyor ya bakarım. Hangi pozisyonda nasıl etkili, nasıl ondan değil. Ondan sonra antrenörle ilişkisine bakarım. Hücumda nereyi kullanıyor? Zaten bellidir o. Ondan sonra da kendi takımla ilgilenirim. Aksiyan neler varsa. Manşet hataları üstüne geldi. İyi nazar değdirdik. Öyle görünüyor sayı bizim. 4-0. Keşke ilk set söyleseydik. Maşallah falan deseydik. Hemen molayı aldı Selvagani. Ya şuna getirecektim aslında, hani sahadaki oyuncu görür mü rakibin performansının çok iyi olduğunu? İllaki. Şimdi Beyza bu yaşta bu tecrübedeki oyuncularımız 21 görürler. Yaşında ve bugünün muazzam oynayan liberosuna hata yaptıracak kadar iyi servis attıkça, evet, da onun motivasyonunun, tabii, giderek daha da artacağını, tabii, düşünüyorum. Bravo. Aynen öyle. Aynen öyle. Ne
kadar çok top alırsa hücumda da orta oyuncu arkada da serviste veya servisten sonraki yaptığı defansta bir pozisyon kalıyor. O kadar daha konsantre, istekli olur. Hiç top vurmadan geçerse çok fazla şey yapamaz psikolojik olarak. Beyza iyi yere servis atmaya devam ediyor. Çok iyi servis. Bir de defans bir yaptı de dublaja maşallah. Geldi. Vallahi, bravo. Blok yumuşattı topu, bize pas attı. Malakurski ikili bloktan sekti top. Evet. Baksis bitiriyor hücumu. İlk sayısı dördüncü sette. Rakibimizin Yameki servisi kullanıyor. Banttan sekti. İyi, bravo, bizim bravo, alanımıza bravo, kaldı ama çıkardı o topu. Bravo, yani bravo. Ardından hücum edemediğimiz için onların hücum turunda evet, sayı geldi. Kulon yeri doğruydu ama yani top nereden geçti onu merak ettim ben de. Yameki servisi kullanacak bir kez daha. 4-0'dan sonra mola dönüşü, iki sayı aldılar. İkinci sayı da geldi. Amenova manşeti alamadı. Hemen müdahalede bulundu. Evet. Koç Gökhan Çokşen Kamenova'nın yerine. Tabii. Şimdi işte 3 yabancı kaldı. Türk oyuncu oynayacak. Deniz çok tecrübeli bir oyuncu. Deniz oyunda manşet yönünde kullanmak istiyoruz. Evet. Keza Blagoçevic'in üzerine kullandılar. Evet. Sayı geldi. 4 oldu üst üste. 4 sayı biz almıştık. Cevap geldi. Keşke gelmeseydi. Bihra Yameki servisi kullanacak. Setlerde 2-1 gerideyiz. Kalacak. Deniz. Bravo. Çok güzel sonuç. Çok zor bir zor topu sayıya çevirdi. Biz bir de yukarıda oturduğumuz için daha mı iyi gözüküyor? Yani çok belli oluyor. Sanki aşağıda oturduğumuz otursak demeyelim. Maçın başında bir ayaklıyız. Sağ olsun. Anlatım yerindeyiz. Biz tek ayak duralım da keşke kupayı alsaydık. Keşke. Hiç önemli değil. Ben de bir Trabzonlu olarak hakikaten gurur duyardım. Yani. Blok'tan seken topu çıkartamadık. 5-5. İyi servis. Pasörleri Pincerato, Giulia Pincerato. Evet. Öne geçirdi. Bükreş'i. Necla. Manşeti alamadık. 7-5. Evet. Libero değişikliğine gideceğiz sanıyorum. Öyle mi? Irmak hazırlandı kenarda. İkili blok, sekti top. İtirazları var ama sonrasında Fales sayıyı getirdi. 8-5. Birinci teknik molaya üstün gidiyor Bükreş. Evet, dördüncü setteyiz. 8-5 geride girdik teknik molaya. Çok tecrübeli birisi. Evet. 42 yaşında ama tabii yaşın en büyük yok dezavantajlarından bence bir tanesi belli bir seviyeden sonra dayanıklılık noktasında bazı öncekine göre kayıpları olacak. Tabii yıpranıyorsunuz bu seviyede vesaire ama. Mola dönüşüyle Necla'yla dönüyoruz. Evet.
Necdet'in milli takımlar düzeyine kadar çok büyük hizmetleri olan bir oyuncu yani. Dolayısıyla o kendini biliyordur. Yani ne zaman oynarım, ne zaman bırakırım. O kendine güvendiği sürece sahalarda olması bence doğru. Bir sayı daha geldi. Muğla dönüşü 9-5. Teknik molanın ardından hemen bir mola daha aldık. Evet, ferdi basit hatalar yaptığımız zaman da işte bir anda görüyorsun çözülüyoruz ve oyunda şey kalmıyor, kontrol kalmıyor rakip. Bu setteki ilk molamız bizim. Evet. Bükreş 4-0'da almıştı molayı. Evet. Biz de burada 5 sayılık bir seri verince teknik mola dönüşünde hemen bir mola daha kullandık. Pinçerato'nun servisi sürüyor. Romanlar hakikaten çok, bence maçın başında gördüğüm kadar çok stresliydiler. Beklemedikleri kadar bir şey, rahatlıkta kazandılar. İyi hücum sayıyı getirdi. 3 metre gerisinden hücum ettik bu kez. 9-6. Deniz servisi kullandı. Baksis yine çok kuvvetli vurdu. Evet, erken blok yaptı. Biz düşerken bloğumuz, o smaç vurdu. Ya bugün erken çok fazla bloğumuz. Kullandılar onu ve neredeyse her seferinde de evet. Başarılı oldu Baksis. Servisleri ne kadar kötüyse hücumları da o kadar etkili oldu. Aynen. Blagojevic. 7-10. Gerideyiz. Sinem'le servisi kullanacağız. İyi servis Sinem'den. Cerato bırakmıştı. O servisini çıkarttı yani. Karakaşeva bloğumuza takılmıştı. Bravo, Sinem yine dokundu topa. Blagojevic. Devam. Bir hücum şansı daha. Yine Blagojevic. Bu kez 3 metre çizgisinden vurdu. Yetişti. Utsini. Bravo. Ne oldu? Pil atas. Ayağım. Bu arada pasörümüz bir sakatlık yaşıyor. Agnieszka Karapka. Şans. Yazık. İnşallah çok önemli değil. 11-7. Skor, sağlık ekibimiz hemen yanında Rapka'nın. Buradan görmemiz çok zor. Evet, arkasında. File kamerasında maalesef. Gökhan Hoca soruyor yani, devam edebilir misin diye. Tabii bu da şey. Rapka görüntüde. Allah korusun, hiçbir sporcu sakatlanmasın. Kesinlikle yani. Hiç kimse sakatlanmasın. Gizem bu arada hazırlandı. Rapka sanıyorum orada bileğini burktu. Evet. Bileğe tutunmak zorunda kalmış. Bileğini burktuğu anda düşerken. Geçmiş olsun inşallah. Tabii oyuncu çıkamadığı için hakem aldı. Evet. Tabelayı. Gizem ilk kez oyunda. Gizem Giraygil. Orada. Kulüp yönetiminden birisi de doktoru aynı zamanda doktor, kulüp yönetiminde bench'e geldi. Evet. Onun dışarıya çıkmasını istediler. Bench'in arkasına geçerek yardımcı olacak Rapka'ya. Başka önemli isim de İbrahim Yanmış, yine kulüp yönetiminde, o da spor hekimlerinden. Sağlık görevlilerinin bench'in arkasına geçmesi isteniyor şu anda değerli izleyenler. Allah korusun. Takımımız İnşallah şu anda çok önemli şey yok. Hakem ısrarla
Doktorların kenara çıkmasını istedi sanıyorum ama şimdi çözüldü mevzu. Yok, bunu hakemin de uzatmasına gerek yok. Şu anda oynanmaya engelli bir durum yok. Arkada duruyorlar. Arkasından müdahaleler tabii devam ki yapacaklar diye. Müdahaleyi. Ortadan hücum Beyza. Evet. Bir çeşit mola oldu aslında, evet. Uzun bir dur atlama. Agnieszka Karapka'ya bir kez daha geçmiş olsun dileriz. Evet. Önemli bir problemi yoktur. İnşallah. Bilgi alırsak da sizlerle paylaşırız. Bu arada Beyza yine ortadan vurmaya devam ediyor. Bu arada tam servis atılırken zil çaldı. O neyin ziliydi onu anlamaya çalışıyoruz. Gizem'in servisi tekrarlanacak sanıyorum. Gizem'in servisi olacak sanıyorum. Tam servisi hazırlanırken topu elinden çıkardığında zil çaldı. Top filede kaldı ama o zil atışı da bozdu. Tabii. En azından tekrar verildi. Yani tekrar bekliyoruz. Hala masa hakemi çünkü şeyi çözmüş değil. Pozisyonla ilgili konu. Karşı takıma pozisyon da olabilir. Evet, bekliyoruz kararın verilmesini. Gözlemci bize verdi. Doğrusu da o zaten. Servis de bizde. Evet. 11-8 servis. Şimdi ya bu kadar itiraz etmeyen şeyleri yok geldi. Yani. Türk takımı servis, yani Trabzon çalmadı ki zili. Servis tekrarı bu arada. Bunu söyleyeyim, herhangi bir sayı gelmedi. Yani pozisyon hatası, aynen. Şu bu herhangi bir sayı da değil. Sadece orada zil çaldığı için servisin tekrarlanmasını istedi hakem. Evet. Şu anda masa durduruyor oyunu. İtirazın neyin itirazı olduğunu anlamak zor. Evet, sorun çözülmek üzere. Şimdi bu kadar itiraz etmeye gerek yok. Baş hekim durumu izah etmeye çalışıyor. Vittorio Sampaolo, İtalyan hakem, baş hekim. Ortadan hücum başarılı. Pizamaya 2, 12-8 yaptı skoru. Baksis servisi kullandı. Hücum etkili olmadı. Gizem'in pası kez Malagurski etkili olamadı. Gizem şimdi 2 numarayı kullandı. Sayıyı aldık Blagojevic'le. 12-9. Çok güzel bir pası ki. Blagojevic zaten yüksek topa vuramıyor. Onu anladık yani. 2-4-2 aynı hücumda pasta, 3 kez hücum pasta kullandı. Paslar fileden açık olunca işte yatık topta, o zaman hücum gücü kalmıyor maçı. Aynı rallede 3 hücum kullandık. 2-4-2 tercihleri oldu Gizem'in. Evet. Bu arada blok çıktı top. Devam. Blagojevic, Malagurski düzelteyim. Gizem Malagurski, sayı geldi. 12-10. Bizim takım ilk defa tekli blokta vurdu. İki kere ortayı kullandı Gizem. Dörde yatık attı. Bu da pasör sayısı. Incerato. Yanlış hatırlamıyorsam hiç kullanmamıştı. Kadar. Bir tane attı, şey yakalamıştı. Yetişmiştik ona. Evet. Beyza yakalamıştı bir tane. İkincisi. Bu sefer... O biraz zorunluydu sanki. Evet, bu 5 numaraya doğru attı. İyi pas, iyi sayı. Bravo Deniz. 13-11 Deniz Çetin Saraç sayıyı aldı. Ya bu top da yine çok açıktaydı ama bu aynen. Kez bitirdik. Aynen. Hadi Beyza serviste
Üçüncü setin sonu bu setin başında olduğu gibi yine iyi servisler gelecektir diye bekliyorum. Güzel, güzel. İyi servis. İkili blok. Bir daha. Şimdi plase atabilirler. Çok güzel. Manşetimiz başarılı ama şans. Rakip alana kaçtı. Pihlamaya iki bitirdi. 14-11. Deniz'in bir özelliği de ben hep şunu söylerim Deniz için. Türkiye'deki iki numarada en iyi blok yapan oyunculardan. Yani hala da öyledir. Çünkü bisiklete binmeyi unutmazsınız. Çok iyi blok takip edip, karşı oyuncuyu takip edip, ona göre pozisyon alıp kolunu çok iyi kullanan blokta belki de en iyilerinden biridir. Yani şu anda milli takım düzeyinde. Bilamek'i servisi dışarıya gönderdi. Dolayısıyla hep bir takımı kurarken 10 tane en iyi smaç vuran, 10 tane en iyi blok yapan alamazsınız. 10 tane defans yapan. Herkesi doğru yan yana koyduğunuzda doğru iyi takım o zaten. Kendi kapasitelerinin eksikleri olanları yanına koyarak oyuncuları. İki tane sessiz, içine kapanık oyuncuyu yan yana koyarsanız onlar da verim alamazsınız. Sinem bloğa takıldı. 15-12 oldu. Evet. 6+1, 7 kişi artılarıyla eksileriyle birbirlerini gelecek tamamladığı zaman. Tabii. Yani bir agresif oyuncunun yanına bir sakin verirseniz onlar birbirini dengeler. Bunlara kadar dünyada bakıyorlar bu işe. Deniz plase hücum etkili olmadı. Bloksuz hücum, onlar da etkili hücum edemediler. Utsini, Pinçareta plase sayısı Maestrovic'den ve ikinci teknik molaya da üstün gidiyor Bükreş 16-12. 2-3 tane smaçtan sonra bakın Bükreş'e, bütün maçı bir daha seyredecekler. Herhalde belki bir daha verebilir de tekrarını ilerleyen saatlerde. 2-3 tane smaçtan sonra mutlaka bir veya iki tane plase atıyorlar bloğun arkasına. Bloğun içine de değil. Ya havuza ya bloğun arkasına. Yani bunlara çok küçük nüans farkları ama hazırlıklı olmak lazım artık. Evet. Burada da kenardaki ekibin analizlerinin doğru olması. Yani. Oyuncunun doğrudan doğruya bunu kestirmesi kolay değil. Zor, o tempo oyuncu içerisinde bir sürü şeyi orada yaşıyor. Ama dışarıdaki insanların öyle bir hakkı yok. Ya ben kendimi kaybettim, heyecanlandım, üzüldüm, ya koç da sinirlendim. Sağ kenarında belki kestirememiş bile olsa en azından yardımcılarından birisini belki bu işle. Ya birisi olacak. Birisi olacak. Mesela genelde bu plaselere liberolar hep konuşur. Blokları liberolar yönetir. Blok sistemini, defans sistemini. Çünkü öndeki blok ne kadar doğru kurulursa defans şansı o kadar fazla oluyor. Burada da bir görev paylaşımı yapılabilir yani. Pinçerato servis kullandı. Gizem rakip alana bıraktı. Blokta güzel başarı var. Bravo. Sinem. Bravo. 16-13. Bakın köşe adamı Deniz bloğun yerini doğru koydu. Çok gitmedi antene. Sinem de yanına gelince çaprazı kapattı. Bunlar çok önemli şeyler, hareket. Blok biraz daha içgüdüsel bir şey. Sayı bizim dışarıya, dışarı kararı geldi, out kararı geldi 16-14. Ya Romanlar sanki her sayıyı şampiyonluk gibi oynuyor. Zaten şampiyonmuş. İtiraz da edebilir ama biraz daha şey olması, naif olması lazım. Yani gentleman olması lazım. Bu top da foul mesela. Yani top taşıma kararı gelse çünkü kimse... Çünkü öne atıyorsa neyse ama arkaya tek ayak atması taşıması demek. Başka türlü atamaz. Arkaya atamaz taşımadan topu. Öne atabilir havaya olduğu yere. Blagojevic blokta başarı var. 18-14'te ikinci molamız. İkinci mola kullanıldı. Bundan sonra mola hakkımız yok. Evet. Bir de sayı farkı açılıyor. Yani 4 sayı 5 sayı bunlar 18'den sonra kritik sayılar. Yani geri dönüşü çok zor. Evet, çok zor sayılar. Bir de biz takımımıza bakıyoruz. Yani psikolojilerine, vücut dillerine, suratlarına. O da önemli. Hepsi birleşince çok fazla şey olmuyor.
Zenit'le dönecek Majstorovic. Blagojevic'i atacaklardır. Evet, onu attılar. Güzel. Doğru pas ama koşmadı. Necdet aldı manşeti. Çift vuruş kararı geldi. Evet. Bizim sürekli rakip için beklediğimiz şeyler de başımıza geliyor şu anda. Defanstan çıkan top ıslanınca manşette ondan kayabilir yani. Deniz aldı manşeti. 3 metre gerisinden Malagurski. Çıkmadı bu top. 19-15. Setlerde 2-1 gerideyiz. Sayı onların. Sinem arka çizgiyi düşündü. Olmadı. 20-15. Sev Challenge Kupası final rövanş maçında Bükreş karşısında İmperial Hastanesi Trabzon İdman Ocağı şampiyonluk şansını ilk iki seti rakibe vererek maalesef kaybetti. Şimdi maçı kazanmak için en azından 3. seti aldık. 4. setteyiz. Üst üste aynı yere iki hücum, ikisinde de Malagurski başarılı. Blagojevic top çıktı. Yok, iki kere vurdu. Yine Blagojevic, yine bloğa takıldı. Bir kez daha Blagojevic, bu kez paralele vurdu. 20-16 yaptı skoru. İlk top fauldü bloktan düşünce 2-3 kere vurdu. İki fauldü. Oyuncu orada toplam 4 kez falan vuruş yaptılar ya. Bu son boşluğu gördüğü pozisyon. Bloğun yanındaki o kadar geniş bırakılınca Gizem Giraygil servisi kullandı. Ortadan hücum. Çizgi hakemi dışarıda dedi. Baş hakem içeriye gösterdi. Evet. Genelde çizgi hakemine uyulur böyle şeylerde ama baş hakem maşallah. 21-16. Necla aldı manşeti. Gizem. Blagojevic blokta yumuşadı top. Cerato. Bravo, bravo. Karakaşeva etkili olamadı. Ardından bravo Deniz. Deniz sayı alıyor. 21-17. 4 numaradaki boşluğu müthiş gördü Deniz. Evet. Libero'yu hareketsiz bıraktık. İkili blok başarılı. Beyza'nın blok sayısı 21-18. Bravo Beyza. Sen genç oyuncuların böyle hani oyuna katkı sağlayıp başarılı olmalarından acayip keyif alıyorum. Kesinlikle. Tecrübeli oyuncu zaten oynar. Onda bir sorun olmaz. Yelena Blagojevic servisi kullandı. Üçlü blok. Bravo, bravo. Devam. İki hücum edemediler. Malagurski. Bravo. Deniz düzelttiğim plase sayısı Deniz'den geldi. Deniz Çetin Saraç molayı aldırdı. 21-19'da. Onlar da ikinci molayı kullandılar. Mola hakları bitti iki takımında. Dördüncü set 21-19. Bükreş üstün. Pasör basıyor herhalde ayağını değil mi? Ona bakıyorum. Gayet iyi görünüyor. Evet, basıyor ayağını. İyi iyi, bir şey olmaması. Bir problem yok. İyi, Allah korusun. Tabii bundan sonraki bölümde Gizem oyunda kalacaktır. Onu tabii riske etmek. Tabii tabii, yok gerek de yok. Gerek yok. Gerek yok. Ki az önce de konuştuğumuzda 4 yabancıdan hangisini kenarda tutarsınız dediğinde bana pasör demişsiniz. En azından evet. Bu da bildik için. Hayır, gerekiyorsa şu anda oynadığın gibi 2 yabancı da oynarsın. İlla 2-3 yabancı oynanacak diye bir şey yok. Maksimumu 3 olduğu için onu konuştuk. Tabii. Deniz. Deniz, yani Deniz ve Dilara yabana atılacak Türk oyuncular değil. Beyza iki kez üst üste bloğa çıktı ama ikincide artık ancak blok out oldu. Evet.
alana kaçan top. Karakaşeva servisi kullandı. Beyza manşetle parmak arasında kaldı. Tam karın hizasına gelen top. Alamadık. 23-19. Karakaşeva bir servis daha. Necda manşeti aldı. Gizem. Hücum edemedik. Malagurski rakip alanı bıraktı. Pinçereta. Bir sayı daha. 24-19 maç sayısı için servis atacak Bükreş takımında Karakaşeva. Filede kalan top. Dört kez daha maç sayısı şansı Bükreş için. Beyza ile servisteyiz. Out'a giden top. Maçı 3-1 kaybediyor. İmperyal Hastanesi Trabzon İdman Ocağı. Kupayı zaten ikinci setin sonunda kaybetmiştik. Evet. Maçı da 25-20 biten dördüncü setle birlikte 3-1 kaybediyoruz. Olsun, yine de biz buraya bu kupayı son sayıya, son sete kadar getiren, son maça kadar getiren Trabzon İdman Hoca, İmperyal Spor Kulübü'nü tebrik ediyoruz. Kesinlikle. Türkiye'ye. Avrupa'da bir final oynadık. Aynen. Gümüş madalyalar gelecek. Bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyoruz kendilerine. Bu dünyanın sonu değil. Daha çok kupalar oynanır. Kesinlikle. Önemli olan bu süreklilik, devamlık, yatırım, sevgi, istek devam etsin. Türk kadın voleybolu. Evet. Bu aralar çok fazla basketbol anlattık. Olsun, sorun yok. Türk kadın voleybolu zaten şu anda keza basketbol da öyle. Avrupa'nın çok önemli. Voleybol Türkiye'de en önemli takım sporu. 2012 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil etti kadın milli takımımız. Evet. Her ne kadar 2016'ya gidemeyecek olsak da. Evet. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz ama kulüpler bazında çok üst seviyedeyiz artık. Evet. Avrupa'nın lig anlamında da oynayan oyuncular ve kulüplerimizin geldiği nokta anlamında Avrupa'nın herhalde en üst düzeydeki ligi ya da evet. Değilse üç de tane, ikincisi. 3 tane liginden biri dünyada bence de önemli olan. Diğerleri Rus ligi herhalde. Rus var, Japonya var, Rusya var. İtalya eskisi daha, kadar değil herhalde. Parayla alakalı çünkü çok çok iyi, hala var yani yine de ama çok büyük oyuncular, kariyerli oyuncular şu anda Rusya'da veya Türkiye'de. Azerbaycan bir dönem buna ciddi yatırım yapmıştı. İki kulübüyle yaptı ama diğerleri çok çok uçurum vardı arasında. Dolayısıyla şu anda bizim ligimiz hem de süreklilik açısından 6-7 senedir çok üst düzey oynuyoruz. Değerli izleyenler, yayınımızın sonuna geliyoruz. Osman Hocam, Osman Nuraner, çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Belki bir ediyorum. Keyifli galibiyet anlatamadık, bir evet. Şampiyonluk anlatamadık ama evet, bir final heyecanını bize yaşattığı için İmperyal Hastanesi Trabzon İdman Ocağı kulübüne, evet. Bugün salonu dolduran Trabzonlu evet. Spor severlere biz teşekkür ediyoruz. Maçın anlatımında ben Taha Can sizlere yardımcı olmaya çalıştım. İyi akşamlar diliyorum Trabzonlar, hoşçakalın. Burasının çekilmesi lazım. Karşılıklar çekilmesi lazım.